3 Mayıs 9 Mayıs ben de sanki bir basmamış gibi düşündüğüm için böyle yaptım yanlış anlamayın lütfen 3 Mayıs 9 Mayıs haftalık burcumuz değerli e, yengeç burçlarıyla nasılsınız yengeç burçları umarım her şey iyidir haritanız da önümde e, güzel bir hafta olsun güzel umutlarla da olsun çocuklarınız varsa çocuklarınızın gözlerine bakarak konuşun sevgiyle dokunun bağırmayın mutfaktan salona bağırmayın bunları yapmayın çocuklarımız bizim nesillerimiz çocuklarımıza güzel davranın ne kadar güzel yetiştirirseniz o kadar güzel insanlarla karşı karşıya gelir herkes güzel yetiştirmeyi öğrenirse çocuklarımıza hiçbir sorun olmaz diyorum yükselen vay burcunuz ve E akkaya fışıılı Instagram sayfam takip etmek istiyorsanız da buyurun takip edin değerli e yengeç burçları bu hafta özel hayatınızla alakalı negatif enerjiler sizi işinizde hata işinizde hatalar değil çünkü siz iş konusunda çok güzel atılımlar, yeni beklediğiniz fikirler, bu fikirler desteklenecek ve bu desteklenmeler size artı kazanç ve artı oluşumlar ve hatta sizi yüceltecek enerjilere geçiş sağlayacaksınız ama bu özel hayatınızdaki negatif sizin enerjinizi o kadar çok aşağı çekecek ki bu yapılan başarıyı, bu yapılan enerjiyi, bu güzelliği ve size söylenen ifadeleri fark edemeyeceksiniz. O yüzden siz de ayakkabınızı evden çıkarken Ruhunuzu eve bırakın, işinize gidin. Çünkü e, bu dönem sizin için çok güzel anlaşmalar, hızlı bir şekilde anlaşmalar, sosyal çevreniz ve konularınızla alakalı hızlandırılacak değişimler yapmak istediğiniz planlar için inanılmaz güzel oluşumlar olacak. Davetler, keyifli sohbetler, organizasyon işleri yapıyorsanız çok güzel planlar ve programlar size kazanç sağlayacak. Ama şu demektir ki. E, bu hafta altyapıyı oturtacaksınız ama mesela e, 10 Mayıs itibariyle artık o, o planladığınız her şeyi hayata geçirmiş. işi düzeniniz, eksik olan sorunlarınız, e, işinizdeki beklentilerinizle alakalı derin nefes haftaya yani 10 Mayıs'ta haftaya alacaksınız. O yüzden alternatif olan her şey size büyük bir kazanç sağlayacak. Görünmüyorum, işimde haksızlıklarım var diyen yengeçlere... Konumunuz, yerinizle ilgili belirtiler ve almak istediğiniz noktalar hayra girecek. Ve bu gelişim size çok güzel olumluluklara denk getirecek. Yani şöyle bir oluşumumuz olabilir. Belki sizi hisleriniz fazlasıyla yorabilir, fazlasıyla yanıltabilir. Hisleri de kapıda bırakın. Sadece işe odak planladığınız, programladığınız, hedeflediğiniz her şeyin kapısı bu hafta altyapıya oturtuyoruz. 10 Mayıs'tan sonra bu altyapının tadını çıkartacağız. Özellikle sağlık sektörü. Özellikle devlet kurumunda özellikle büyük kurumsal firmada çalışan yengeç burçlarında bazı yöneticilerden kaynaklı işinizle ilgili sorunlar yaratabilir. Bu sorunlar sizin işinizi elinizden almasına sebep olabilir. Bu hafta dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı yöneticilerinizde, çevrenizde güvendiğiniz insanlar size kazık atmasın. Ben bir risk görmüyorum ama yine de size diyorum ki siz risk varmış gibi de hareket edin kazançlı çıkan istiyorum. Kendi işini yapan, özellikle parasal alanda artık tahammül edemiyorum, Eminecim hiçbir şey halledemiyorum diyen kişilere sürpriz bir para özellikle 6 Mayıs-7 Mayıs arasında sürpriz bir para hanenizi daha büyük bir rahatlığa erdirecek diyorum. Bu ara sanatsal işlerle uğraşan, kendi yaratıcı sanatçı, resim, tiyatro, müzik, dans, bu tarz işlerle uğraşan ya da doktor olabilirsiniz, estetik doktoru çok büyük bir başarı ve güzel bir teklif gelecek. Bu teklifi doğru değerlendirdiğinizde parasal evrenizde de büyük bir rahatlık hakimiyet kuracak diyorum. Ev almak değil de toprak yatırımı aileden kalan topraklarla alakalı çözülmesini istediğiniz noktalarınız var. Bunun için 2021'e, 2022'ye ihtiyacınız var. Bu yıl sadece altyapıyı ve planları yapabilirsiniz. Ama bu mal benim, şu mal benim diyeceğinize düşünme. İş mahkemeniz ya da devlette alacağınız bir paranız varsa bu hesabınıza yani Allah kısmet ederse Mayıs, Haziran sonuna kadar geçmiş olacak ama e, aile köklerinizden miras konularınız varsa daha bekle anam bekle. Ben de bekliyorum hala. Geldim 45'e. Hala. Benim olan geldi 17'ye. yani sonu sizin için hayırlama daha vakti var diyorum. Öyle unutmayın. Bu ara ruhunuz aşk yaşamak, güzel sözler duymak, güzel iletişimler yaşamak istiyorsunuz. Evet, güzel bir aşk heyecanı var ama e, özellikle de evliliğinizle ilgili ters giden şeyi düzeltirseniz daha huzurlu olacağınızı düşünüyorum çünkü radikal bir boşanma var gerçekten burada evleri ayırma kararı içerisindesiniz e, ve artık tahammül edemiyorum devamlı a çevre aile beni çok fazla yoruyor ve eşimin sülalesi diyorsunuz bence bu evlilik e, biraz daha toparlanmaya ihtiyacı var ama çok yorulanlar radikal şekilde boşanma evraklarını anlaşmalı şekilde vermiş enerjisi veriyor çünkü aile üçüncü eviniz biraz sıkıntılı. Aile içerisinde yaşayacağınız karmaşıklıklar sizi fazlasıyla yoracak. Ee, ve bu konuda huzursuzluk yaşayabilirsiniz ve 7. eviniz ne kadar hareketli ve enerjik gibi gözükse de zorlanma evresi. Değerli yengeçler şunu demek istiyorum. Son zamanlarda araç almak isteyen ve alamadım mı hayallerime kavuşamadım diyorsanız aile büyüklerinizden destek alıp arabanızı alacaksınız diyorum. Sağlık olarak orta kulak ve baş ağrı ve sinüzit probleminiz olabilir. Bu ara regli, regli ya da regli cinsel noktalarımızla alakalı yani üreme organlarımızla alakalı sıkıntılar yaşayabiliriz sağlıklı sağlıksız gözüküyor bir doktora ihtiyacınız olabilir ihmal etmeyin diyorum geçmişle alakalı aşk bekliyorum diyen yengeçler hayalet senin olsun ama yeni hayale ait olmak senin için daha sağlıklı diyorum. E, aile içerisinde ayak kırılması, bacak kırılması, kol kırılması, kırılmalara dikkat edeceksiniz. Bir de dördüncü katta ne malınız varsa satılacak. Hayırlı bir şekilde satılmış olacak. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.